devam edeceğiz. Gelmiş tabii teliften dolayı şarkıyı yayınlayamıyoruz ama tamam. verelim arkadaşlar. Ee, e, ve aslında burada bir de müzik var. Adana Demir Spor'un e, tweetinde böyle verdiğimiz zaman hiçbir anlamı yok tabii. İki deli bir de araya gelmemeliydik. Serdar Taç'ın şarkısının o bölümü <laughs> kadar kısım var. Tabii yani bu transfer açıklaması değil ama özel uçakla İstanbul'a geldi Mario Balotelli ve başkanla konuşuyorlar imza an meselesi. O sırada kulüpte bu tweet'i attı. E, ...iki deli deyince biri Adana Demirspor, tamam. Diğeri kim? Diğeri de Mario Balotelli. Tabii. Anlatıyor Demek ama. ama evet. e, espri çok güzel. Tanıtım çok, çok güzel çok. ama e, deli kelimesini çok sevimli bulmuyorum. E, çok e, Türk toplumu, Türk insanı çok değerlidir. Her şehrin insanı çok değerlidir. Adanalılar da çok değerlidir. Yani Türkiye'de ben coğrafi bölge, şehir ayrımı asla yapmıyorum. Evet Serdar'ın dediği gibi o sıcak iklimin kardeşlerimiz olarak sıcak iklimde yaşayan insanlar olarak biraz belki agresif olabilirler. Çok fazla Adanalıları da tanımıyorum ama Adana'ya gittim 3-5 kere. Harika bir şehir. Son şampiyonluklarında ne kadar coşkulu olduklarını da gördük. O yüzden hayırlı uğurlu olsun bu transfer ama ne Balatolli'ye deli diyelim biz ne de Adana Spor Kulübü'ne bunu demek doğru Orada değil. değil bir espri güzel Ölüyorlar bir espri ama e, bu espri e, devamlılığı olmasın bu esprinin. Aksine iki büyük e, iki, iki dev bir araya geldi olsun. Adana Demirspor e, yıllar önce benim çocukluk yıllarımda Türk futbolunda büyüklere meydan okuyan bir kulüptü. Tabii, tabii. E, i̇nşallah o günlere tekrar dönerler. İki e, iki dev bir araya geldi diyelim. Hem Balotelli hem Adana şehri, Adana Adana Demirspor camiası. Bunlar dev kulüpler, şehir takımları oyuncuda dev iki dev bir araya geldi diyeyim ben. İnşallah performansta bunu İnşallah e, inşallah Türk futboluna hayırlı olsun. Getirenleri de emeği geçen herkesi de tebrik ediyorum. Evet tebrik edelim. Gerçekten hiç kolay bir transfer değildi. Konuşmaya başlandığında bir acaba dedik aslında. Olur bu Olursa mükemmel olurdu. Sadece yurt dışında izlediğimiz, hayranlık duyduğumuz isimlerden biriydi. Tabii %50'sinin sponsor olması e, o da harika. Yalnız Burada e, ilk aşamada biliyorsunuz menajeri e, 800 bin euro istedi diye e, biraz geri çekildi. Başkanın, başkanın, cümlelerini kullanıyorum. Hani Adana Demirspor da çok işin üzerine düşmedi. Sonra e, Balotelli kendisi gelmek istiyor. Menajerine de herhalde dedi ya o, o menajerlik ücreti kısmına bir kısmını ben alacağım paradan veririm sana. Menajerini de ikna etti herhalde. Teklif onlardan geldi dedi. Biz vazgeçmiştik dedi başkan e, Aykut'a bağlandığında Aykut İncelen programında öyle olunca oyuncu gönüllü geliyor. Para için gelmiyor yani. Bu çok önemli bak. Tabii. Belhanda da mesela para için gitmedi. Bir buçuk milyon liraya Galatasaray bir buçuk milyon liraya indirmişti. Galatasaray'da da kalabilirdi. Belki Fatih Terim istekli olsaydı Adana Demirspor'dan da yanılmıyorsam 1 milyon 600 bin euro alacakmış. Yani para için olsa daha yüksek paraları Arap Yarımadası'nda mutlaka Katar'da orada burada 3-5 milyon euro kazanabilecek bir oyuncu hala Belhanda. Yani Murat Sancak mutlaka işin ekonomisini iyi ayarlamıştır. Önemli oyuncular, pahalı oyuncular geliyor ama endişem hani Antalya Spor'un ilk dönemi gibi olmasın. Onlar da yıldız oyuncuları kadroya dahil etmişlerdi. Sam Sam evet, evet, evet. Hatta e, etolar değil evet, mi? Şey Rıza Hoca çok Rıza Hoca çok karşı çıkmıştı. eee o transferlere. Evet. Hani bütçemiz bunlara uygun mu falan diye. Orada sıkıntı yaşadılar ama burada sponsorlar devreye giriyor. Ürün satışlarında patlama olur. Adana'da Balotelli forması belki rekor sayıda satılacak. Tabii. Belanda forması ona yakın satılacak. Yani bir taraftan Adana Demirspor'un forma sponsorları artacak. Ne bileyim ürün satışları, maç günü gelirleri. Yani bu oyuncular aldığı yıllık kazancı e, ticari ürünlerde, satışlarda, e, stat gelirlerinde, bilet satışları ona göre düzenlenirse bir yılda o parayı çıkarır bu oyuncular zaten. Bir de e, alacağı e, bu oyuncuların getireceği galibiyetlerle birlikte de federasyondan alınacak olan e, katkı paylarıyla birlikte zaten e, kat ve kat o rakamlar başka bir e, noktaya gidecek. Başka noktaya doğru gidecekler. Peki stanku diyordun. Nasıl? Stan kuduruyordun. Stan ile ilgili evet. evet e, yani bu haber üç gündür e, Şubat ayında dillendirilmişti. Galatasaray'ın gündeminde olduğu Rumen 10 numara Nicolae Stanku'yu e, Rumen 10 numara e, Galatasaray'ın e, Çekya'dan InSport Internet sitesi e, bugün bir haber yapmış. 4.5 milyon euro teklif etti diye Rumen 10 numaraya Slavia Prag'a. Slavia Prag 5 milyon euro istiyor diyor. Rumen Digi Sport'un bir iddiası var yine. Çeklerin istediği rakam ile Galatasaray'ın önerdiği rakam arasında düşük bir fark var transferi mümkün kılıyor bu durum diyor ee, yani enteresan Getson Fernandez'in durumu vardı biliyorsun hemen ile ilgili istersen birkaç bilgi verelim Horge Jesus Benfica'nın hocası yaz hazırlık kampının ilk bölümünde Getson'u görmek istiyorum demişti e, Getson'u e, hatta e, 3-4-3'te orta sahanın sağında e, denemiş e, beğenmiş öyle söyleyeyim. Ama eee Galatasaray'ın da Getson'a olan ilgisini Portekiz basını dile getirmiş. 2 milyon euro e, ya kiralamak istiyor. E, Benfica e, zorunlu satın alma opsiyonu koymak istiyor 10 milyon eurodan. E, Beşiktaş'ın önerdiği rakam 7.5 milyon euro. Sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte alalım diye. Yani şu anda e, Jorge Jesus şey demiyor oyuncu iyi bir oyuncu ama bizim kadromuzda çok değerli bir kadro, geniş bir kadromuz var. Kiraya verebilirsiniz. Ben bu konuda vermeyin demiyorum. Ee, şeklinde görüş e, beyan ediyor. Eee Galatasaray'da görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu da şunu söylemiş. Benfica yönetimine hani evet e, geleceğe yatırım olarak görüyorsunuz beni. Ben daha 22 yaşındayım ama en olgunluk dönemimi ya patlama beklediğiniz dönemin ilk kıvılcımlarını Fatih Terim'le birlikte Galatasaray'da yaşadım. Tekrar oradan kaldığım yerden devam etmek istiyorum demiş. O yüzden Benfica belki de satmayacak. İki yıl daha sözleşmesi var. Bir yıl daha kiraya verelim, görelim diyebilir. Rui Costa ile Fatih Terim arasındaki ilişki nedeniyle ben bu işin yakın zamanda yani hatta PSV maçına kadar PSV maçına Getson Fernandez'in yetişeceğini düşünüyorum. Yani önemli transferlerden biri bu olacak. Yani Getson son deyip geçmeyin. Çok çok önemli bir oyuncu. Ee, son haftalarda ritmini yakaladığında geçen yani sezon değil Şu anda idmanlarda da çok iyiymiş. O yüzden yani. ben e, bu oyuncunun e, Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki e, Solbek durumu var. Yani solbekte kim olacak e, Galatasaray'da? oraya ne yapacaklar? Aloski eee Lide vedalaştı biliyorsunuz. Trabzonspor evet. Galatasaray'ın önerdiği teklifin de daha üzerinde bir teklif sunduğu için Trabzonspor'da bekliyor. Ben Trabzonspor'a da gidebilir diyorum. CSKA Moskova'nın da bir ilgisi var. Oyuncu daha çok menajerine şunu söylemiş. Hangi takım daha iyi şartlar bize sunuyorsa o takıma gideyim ben demiş. Yani bir taraftan da parayı ön plana koymuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakalım ne olacak ama çok önemli bir sol bek. Hem Galatasaray'da da başarılı olur. İstatistikleri de çok iyi. Yani.